Batı senden, Türk'ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Şunu da söyleyeyim ki çok zekisin. Bu belli. Fakat zekanı unut, daima çalışkan ol. Vezirim, tedbirli kıyafetle Edirne Çarşısı'na bir çıkalım. Halkımızın halini bir görelim. Ne haldedirler? Sultanımız münasiptir. Bu yapacağınız sultanlık vazifeleri arasındadır. Selamünaleyküm ağa. Aleykümselam ağa. Ağa, iyisinden çantik şöyle boz şekerinden var mıdır? Ne demek beyim, halası vardır. Allah'ın izniyle afiyetle yersiniz inşallah. Öyle, suyu çok kayar bakalım. Buyur beyim, paketin hazır. Borcumuz nedir ağa? 10 akçedir beyim. Buyur bakalım. Şurada alıver ha. Allah bereket versin beyim. Siftah sizden, bereketi Allah'tan. Bereketini görürsün ha. Aa, az daha unutuyordum ya. Oradan bana iki okları börülce versene. Değil. Börülceyle yan koltuğu alalım. Onun börülcesi daha iyi ve daha tazedir. Ve subhanallah. Niye? Sende börülce yok mu ha? Var olması da var da beyim. Allah'ıma şükür ben siftahını yaptım. Komşuyla siftahını yapmadım. İstanbul diyorum. Börülceyle komşumdan alırız. Peki. Hadi hayırlı işler sana. Fe subhanallah. Bu ne anlayış, bu ne yücelik. Selamünaleyküm ha. İyisinden böylece var mıdır? Aleykümselam beyim. Vardır elbet. Beyim kaç okka lazımdır? İki okka verin. Askerlik işler köşe. Ordu sefere hazır. Askerlerimiz sabırsızlanıyor. Bir hafta kadar sonra ırmağa ulaşmış oluruz. Sonra da köprüyü geçip yola alırız. Şimdiye kadar köprü kurulmuştur herhalde. İnşallah hünkârım. İnşallah mı? Yoksa bir aksilik mi çıktı paşa? İki ay önce ülkenin en yetenekli mimarlarını görevlendirip yola salmıştım ama... Sonra? Ama gelen haberlere göre mimarlarımızın bütün çabalarına rağmen köprünüz tamamlanamamış sultanım. Ne? Nasıl olur? Bu ne rezilliktir? Padişahım. Evet, ne istiyorsun? İzin verirseniz o köprüyü en kısa sürede kuruveririm efendim. Sen de kimsin be genç adam? Nereden çıktın böyle? Adım Sinan Sultan, sıradan bir asker. Sıradan bir asker? Bunca ünlü mimarın başaramadığı bir şey üstlenmek istiyor, öyle mi? Köprü planı hazır sultanım. Paşam. Pekala Sinan, haydi bakalım başla o vakit. Sevgili arkadaşlar. Bugün size ünlü mimarımız Mimar Sinan'ı anlatacak. İşte bu, Sinan'ın ustalık eseri olan Selimiye Caddesi. Mimar Sinan'la ilgili bilgileri kendisinin yazmış olduğu Teskilet-ül Evliya'lı eserinden, günlüğünden ya da anı defterinden öğreniyoruz. Mimar Sinan yaşam boyunca 365 eseri imzalamıştır. 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen, 48 de hamam yapmıştır. Ağam ne anlatırdınız sultan böyle? Ustamız, pirimiz, Hoca Sinan'ı anlatırım dilim döndüğünce. Müsaade varsa bir rivayette ben nakledeyim. Buyur ağam, söz senin. Rivayet olunur ki, kutlu bir gecede Kanuni Sultan Süleyman rüyasında Peygamber Efendimiz'i görür. Sultanımız, Peygamber Efendimiz'i takip ederek bugün Süleymaniye Camii'nin bulunduğu 70 dönümlük arazi olan hem Haliç'i hem de Boğaziçi'ni çok güzel bir açıdan gören bir tepeye gelirler. Peygamber Efendimiz Sultan Süleyman'a döner ve der ki, buraya bir cami yaptıracaksın. Minberi buraya, mihrabı buraya olacak. Kanuni Sultan Süleyman rüyasından uyanır. Çok şükreder. Mimar Sinan'ı çağırır. Rüyasında gördüğü yere giderler. Sinan'a döner ve der ki, buraya bir cami, bir de külliye yapacağız. Sinan söze karışarak, minberi buraya, mihrabı buraya olacak değil mi padişahım der. Kanuni Sultan Süleyman şaşırır ve der ki, ne o Sinan, bu işten haberdar gibisin. Sinan tekrar söze karışarak, dünkü rüyanızda ben de bir adım arkanızdaydım hünkârım der. Hay ağzına sağlık ya, ne de güzel anlattın. Lakin şimdi işe koyulma vaktidir. Haklısın, haydi başlayalım. Arkadaşlar şu minareye gidelim mi? Sinan amca. Evet evlat. Çok şanslısın. Neden? Padişahımız durumu fark etmediği için. Neyi fark etmedi? Şu minarenin eğik olduğunu. Eğik mi? Evet ya, minare eğik. Haklısın galiba evlat, eğik duruyor. Demek ki benden başka hiç kimse fark etmemiş. Peki şimdi ne yapacaksın?
Hey ağlar, halat getirin, minareyi düzeltelim. Çekin, iyice çekin. Nasıl evlat? Biraz daha. Biraz daha çekin, kuvvetlice. Peki ya şimdi? Hayır, olmadı. Çekin, iyice asılın. Kuvvetlice çekin aslanlarım. Şimdi? Evet, düzeliyor gibi. Hadi daha kuvvetli, daha kuvvetli. Son bir kez. Nasıl oldu? Tamam, tamam, düzeldi. Sağ ol evlat, senin sayende büyük bir hatamı önledim. Çocuklar, nasılsınız bakalım? İyi misiniz? İyiyiz hocam. Peki, göremedim sizleri. Sanki biraz üzgün gibisiniz. Evet hocam, bir hata yaptım. Çok pişmanım. Ne oldu evladım? Başınıza bir şey mi geldi? Evet hocam, mahalleye bir adam geldi. Çok sevindim. Sonra? Bizimle çok güzel sohbet ettik. Arkadaş olduk hemen. Sonra köpeğimizi yanaştı. Çok okulu, dur köpek olduğunu da söyledi. Derken, eğer ona para verirsek, köpeğimizi konuşturabileceğini söyledi. Ne? Köpek mi konuşacak? Köpek hiç konuşur mu evladım? Çocuklar, üzüntünüzü anlıyorum ama neden ne gelir ki şimdi? Olmayacak şeye inanmışsınız. Be Sersem Avcı, sen verdiğim iki köyde tuttun mu ki? Üçüncüsünü istiyorsun. Çocuklar, gaflet uykusuna dalmış birine öğüt vermek, çorak bir yere tohum ekmek gibidir. Babam bile beni sana, alemsin, hocasın diye verdi. Ama ki bu hazır cevaplığın yok mudur? Ah, ah, beni canımdan bezdirdi. Ah, benim bu herif yok mu ah? Geçen gün komşunun cenazesine gittiydi. Eve dönünce beni üzgün gören hoca efendi, benim var hatun, dedi. Ben de cenazeden geldim efendi, deyiverdim. Ondan teselli beklerken, demesin mi ki? Hatun, hatun! Ben senin düğünden gelişini de bilirim. Ben daha ne anlatayım size? Varın gerisini siz düşünün. Selamun aleyküm ağalar. Oo, hocam hoş geldiniz. Aleyküm selam. Buyurun geçin, oturun şöyle. Kaç gündür sizi göremedik hocam. Nasılsınız? Afiyetiniz yerinde mi? Çok şükür. Bugün bize duacıyız evladım. Hocam, iyiyim dediniz de biz arkadaşlarla pek merak ettik. Siz gençken bir daha güçlüydünüz, şimdi bir daha güçlüsünüz. Fark etmiyor. Nasıl yani? Şu ilerideki kayayı görüyor musunuz? Ne olmuş? İşte o kayayı ben gençken de kaldıramıyordum, şimdi de kaldıramıyorum.